Evet, merhabalar. Videoma hoş geldiniz sevgili çiçek severler. Bugün size salatalık ekimini gösteriyor olacağım. Geçen seneden az bir salatalık tohumum kalmıştı. Bunu ekeceğim. Nasıl olduğunu isterseniz bir kontrol edelim. Ne yapacağız? Hangi toprağı kullanacağız? Nasıl bir sistem uygulayacağız? Dikimi, ekimi, ekimi nasıl? Bunları hepsini ben size ufak ufak gösteriyor olacağım. Öncelikle salatalık için şöyle büyük bir tane saksı kullanıyor olacağım. Niye bu saksıyı kullanacağım derseniz de kullanmamdaki sebep bu biraz böyle yayılaraktan çıkıyor. Daha sonrasında şu çubuklarla bunları yükselterek bir yükseldiği zaman, çünkü o sarılaraktan, bıyık ataraktan gider. Bu yükselmesiyle beraber bunu yukarıya, mesela bunu aşağıya koyacağım. Yukarıya doğru kurdeleyle bağlamayı düşünüyorum. O yüzden bu toprak sistemimizi uygulayacağız. Şurada hazırlamış olduğumuz bizim şeyimiz vardı. Toprağımız vardı. Bu toprağımızı şöyle koyalım. Aşırı derecede ilk başlarda koymanıza gerek yok. Bunu belirli bir oranda koyun. Daha sonrasında çıkmaya başladıkça, çıktıktan daha doğrusu köklerini daha sağlamlaştırmak için, çünkü yükseldikçe zayıflayıp sağa sola bükülüyorlar biliyorsunuz. O yüzden ben bu gibi durumlarda böyle yapıp daha sonrasında aralarına serpiştiriyor, işlem gerçekleştiriyorum. Bir tane de biraz daha koyalım, az bir şey. Ondan sonra yeterlidir. Bu arada bu işlemi yapıyoruz Nisan'ın 5'i 6'sı gibi. Evet, gelin isterseniz bir bakalım özelliklerinde ne diyor. Diyor ki ekimi diyor tohumları serpme işlemi yaparak tohumun kalınlığı kadar toprakta kapatarak bolca sulayınız. Soğuk hava yapıyorsanız, eğer soğuk havalarda yapıyorsanız, havalar çok sıcak değilse, ki Nisan biraz akşamları soğuk oluyor, streç filmle kapatmanızı öneriyor burada. Şöyle göstereyim size. Sulamalar diyor, tohumlar yeşerinceye kadar 2 günde bir sulayarak, tohumlar çıktıktan sonra da diyor haftada 2 defa sulama yapın. Sulama işlemini serin saatlerde yapın diyor. Fideler 8-10 santime ulaşınca 25 santim aralıklarda ekerek bolca can suyu veririz. Gübrelemeyi anlatmış. Hasatı anlatmış. Diyor ki tohumları ekmeden önce 5-6 saat ılık suda veya nemli bez arasına koyarak bir gün bekletin. Ya bu biraz daha durumunu arttırmak için yapılıyor. Ben bu gibi durumlarda şöyle yapıyorum. Bunun öncelikle ekimini yapmadan suyla ıslatıyorum. Bu da onun yerine geçiyor. Benim tarifim de bu. Mesela şöyle yapacağız şimdi. Evet, şimdi şöyle hafifçe. Uyatmana gerek yok Levent. Sabit tut babacığım. Yeterli. Evet. Evet, bu şekilde sulama işlemini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi tohumlarımı alıyorum şöyle. Salatalık tohumları kalsın. Şöyle ikişer ikişer, çünkü biri çıkmazsa biri çıksın diye belirli aralıklarla 3 de koyun, fark etmez. Evet Levent, sen de o geri kalanını o köşeye koy. Heh. Neredeyse şuraya koyalım. Evet, gördüğünüz gibi bunları bir öbek öbek böyle boğum boğum ayırdık. Bunu ayırmamızın nedeni hepsi bir şekilde çıksın. Bu çıkarsa, bu çıkmazsa dengelesin diye. Hepsini karman çorman koyarsanız bir tarafta çoğalabilir, bir tarafta boş kalabilir. O yüzden onu yapmayacağız. Şimdi üstünü mü kapatacağız onu? Evet, şimdi Levent'ciğim üstünü kapatacağız. Şöyle göstereyim. Ben koyabilir miyim? Sen çekimini yap. Ben buradan koyalım. Yetecek galiba. Aynen, yetecek. Az biraz daha kapatacağım. Daha çok
taşsız olanlardan benim yaptığım gibi değil de daha taşsız olanlardan en başlarda var. Koymayı tercih edin. Hafif inceltebilirsiniz. Şöyle. Şurada bir tane taş var. Taşları böyle elinizden geldiğince mümkün oldukça atın. Evet. Bu şekilde koyduk. Daha sonrasında sevgili dostlar sulamayı, şimdi şöyle sularsanız, şöyle göstereyim. Bu şekilde sularsanız, köşeden ben size göstereceğim. Böyle suyu bir anda toprağa sağa sola atar. Ve bu sayede ne olur? Açılabilir. O yüzden elimizde şöyle spreyler var. Bu spreyle mümkün oldukça toprağın üstünü nemlendirecek şekilde, zaten altına koyduk. İstersen hemen sen yap. Tamam. Çünkü bir anda koyduğunuz zaman deliyor ve toprağı havalandırıp tohumu dışarıya çıkarabiliyor. Ya da dibe götürebiliyor, sağa sola kaydırabiliyor. O yüzden en iyi yöntem budur. Sevgili çiçek severler. Herkesin tabii bir yöntemi var. Kimi bu şekilde kullanır, kimi suyu koyar, kimi daha kalın toprak koyuyor ama ben genelde bu şekilde yapıyorum bu işlemleri. Hatta mesela şöyle de yapabilirsiniz. Elinizde mesela böyle suyu da verebilirsiniz. Amaç bir anda suyun gitmemesi. Şöyle destek verdik. Zaten alt kısımdı değil mi Demet? Alt kısımlar zaten şeydi. Evet. Islatmıştık. Orası zaten nemliydi. Ben daha çok dip kısımlardan veriyorum. Şöyle. Evet, Levent de burada gayretli bir şekilde bana yardımcı oluyor. Tamam, yeterlidir. Şimdi şöyle göstereyim. Islak vaziyette toprağımız. Şimdi ne yapacağız? Havalar soğuk olduğu için. Şöyle. Evet, Levent'e veriyorum kamerayı ben. Streç'i alacağım. Ha, şöyle üstünü mü kapatacaksın? Evet, aynen öyle. Streç'imizi şöyle güzelce oturtuyoruz. Bunun amacı, havalar çok soğuk olduğu için bitkinin burada ölmemesi. Peki bazı yerlerini delecek mi sabah? Delmeyeceğiz çünkü yağmurlama yapmış olacağız. Nasıl olacak? Yağmur nasıl oluyor? Nem, hava ısınınca nem buradan kalkacak. Bunun içine gelecek ve tekrardan yağmur gibi kendini sulamış olacak. Bir nevi içindeki suyu devir daim etmiş olacak. Şurada. Makas vardı, istiyorsan onunla kesin. Evet. Hadi. Evet, şöyle göstereyim size uzaktan. Bu şekilde kuruma durumu varsa bile şöyle hafifçe şu kısımdan açıp yine suyu verip tekrar kapatabilirsiniz. Yani hiçbir şekilde açmayacağım diye bir şey yok. Bununla ilgili de şimdi kısa bilgi vereyim size. Bunu şimdi aydınlık olacak ama güneş alan bir yere koymamanız lazım. Çünkü güneş geldiği anda toprağı kaskatı eder ve içindeki tohumlar gelişemez ve büyüyemez. O yüzden hafif aydınlık olacak, hafif gölge bir yer olacak. Çok fazla sıcağı göreceği bir yer olmayacak sevgili dostlar. Bunu konumlandırmak için uygun bir yere koyacağız. Şu kısım bizim için uygun bir yer. Çünkü güneş gelmeyecek o kısma ama aydınlık olacak. Bir taraftan da gölge olacak. Nemli vaziyette duracak. Tohumlarımızı geliştirecek. Evet çiçek severler. Ekmiş olduğumuz salatalık tohumları hala burada. Yaklaşık bir 10 günlük süre geçti. Ektiğimizden bu yana. Şimdi ben açıp kontrol edeceğim. Son durumları ne vaziyette? Çimlenme olmuş mu olmamış mı diye. Bakalım. Gördüğünüz gibi bu işlemi yaptığımız zaman üzerindeki nem tekrar toprağa gidiyor. Şu an toprak nemli. Şöyle. Evet. Belli yerlerden hafif hafif çimlenmeler gözüküyor. Mesela şurada bir çimlenme var.
şurada var ve şurada çimlenmeler gözüküyor. Şuradan da ufak ufak bakın çıkmaya başlıyor. Zaten hatırlarsınız şöyle bir mesela bir bölüme ekmiştik. Bakalım bu 10 günlük zaman dilimi, 10 günlük zaman diliminde bu kadarlık bir şey çıktı. İlerleyen zamanlarda son durumları size ayrıca bir video çekip gösteriyor olacağım sevgili dostlar. Şimdilik bunu göstermek istiyorum. Toprak nemli, yani bu bizim şey işe yaramış. Arada bir açıp havalandırdım ben tabii bu streç filmlerini. Hayırlısı olsun, bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak hep beraber göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.